Merhaba Şiddetli takipçileri. Geçtiğimiz haftalarda Hakkı Alkan'la beraber bir iddiaya girmiştik. Görmüş olduğunuz şu şiddet kutusunun içerisinde bir adet taş, bakır ve ustura bulunuyordu. Geçmişten günümüze eskiden insanlar taşla tıraş oluyormuş, bakırla oluyormuş. Bu da hani tıraş deneyimini tamamen değiştirecek bir atılım olarak dikkat çekiyordu. Bizim girdiğimiz iddia da şuydu. İnsanlar taşla tamam bir şekilde tıraş olur ama sinek kaydı dediğimiz hani yüzü tamamen temiz bir şekilde tıraş olamaz demiştim ben. Maalesef oluyormuş. İddiayı kaybettim. O yüzden 4 senedir yaklaşık jiletle kesmediğim sakallarımı keseceğim. Ama bir açıdan mutluyum. İyi bir zamana denk geldi. Bundan sonra bir toplantıya gideceğim. Toplantıya gitmeden önce de tıraş olacağım. Ondan önce iddiayı neden kaybettim? Biraz da onu açıklamak istiyorum. Şu kutuyu da şöyle koyayım. Hem de bilgi vermiş olalım. 1991 yılında Avusturya'nın Alplerinde bulunan bir insan cesedi. Yaklaşık 5200 yıl önce yaşamış bir insandı. Bu insanın cesedi soğuklarda korunmuş, güzel korunmuş ve sinek kaydı bir şekilde tıraş olduğu görülmüş yapılan otopsilerde. Ayrıca milattan önce 2-3 hatta milattan önceki 100'lü yıllarda da Arabistan'da, Mısır'da insanların sinek kaydı tıraş oldukları görülüyor. Eskiden insanlar çakmak taşların uçlarını törpüleyerek yakaladıkları fillerin fil dişlerini bir şekilde ucunu sivilterek ya da köpek balığı dişlerini sivilterek ayrıca yine taşların ucunu inanılmaz derecede sivilterek sinek kaydıya yakın tıraş deneyimini yakalıyorlarmış. Yani eskiden insanlar böyle tıraş oluyormuş. Bunun da sebebini de araştırdım. Hani yenildim ya, yenilmemek için bayağı da bir araştırdım arkadaşlar. Eskiden insanların sakalları 150 santimetreye kadar uzayabiliyormuş. Bu da insanların hareketlerini engelliyormuş. Bu yüzden insanlar da tıraş olmak istiyormuş. İşte bu insanlar o dönemlerde bunlarla tıraş oluyormuş. Şimdi biz de yeni bir tıraş deneyimi sunan Jilet Projelight'la tıraş olacağız. Bakalım deneyimlerimiz nasıl olacak. Evet arkadaşlar, iddiayı kaybettik. Jilet Proglide ile beraber tıraş oldum. Tıraş detaylarında da gördüğünüz gibi gerçekten flexible teknoloji sayesinde her açıyla tıraş edebiliyorsunuz. Hani yüzünüzle mimik yapmanıza gerek kalmadan küçük detayları kesebiliyorsunuz. Oynar başlık gerçekten işe yarıyor. Benim gibi sakalları gür, 4 senedir de tıraş olmamış, tıraşta olmayı çok bilmeyen bir insan çok da yüzünü kesmeden güzel bir şekilde tıraş oldu. Hem iddiayı kaybettim, siz olun. Eski insanları çok küçümsemeyin, sinek kaydı tıraş olabiliyorlarmış. Hem de yüzünüze değer verin, iyi bir tıraş bıçağı.